Merhaba arkadaşlar. Adobe Photoshop programında manzaraya resim nasıl yerleştirilir? Onu göstermeye çalışacağım. Programı açtığımızda sol tarafta bulunan File menüsünden Open diyoruz. 3 tane resim seçiyorum ben. Aç diyorum. Daha önce bahsettiğim gibi şurada bulunan kilitlerini açıyoruz. İlk iş olarak ileride bize zorluk çıkartmasın diye o alışkanlık haline gelmesi lazım. Şimdi bizim 3 tane fotoğrafımız var arkadaşlar. Şu gördüğünüz sekme daha parlak dikkat ederseniz. Çünkü o seçili. Yani burada seçili olan resim bu kısımda sekmesi daha parlak oluyor. Ben buna tıklıyorum. O da aynı resim olduğu için fark etmedi. Şuna da tıkladığım zaman İstanbul Kız Kulesi'nin resmi geldi. Şimdi bizim 3 ayrı sekmede resimlerimiz var. Bunları biz tek katman paneline yerleştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Window menüsü altında Arrange sekmesinden şurada gördüğünüz iki tane alt alta, iki tane yan yana, üç tane alt alta, üç tane yan yana, işte bir tane solda, iki tane alt alta gibi seçenekler var. Ben üç tane dikey yan yana diyorum. Burada Kız Kulesi şu anda aktif seçili. Ben Movie Tool'a tıklıyorum. Şimdi birinci resmimize tıklıyorum, onu alıyorum. Onu şimdi kapatıyorum. Kapattım. İkinci resmimize tıklıyorum. Bakın burada resmi yönünü ters çevireceğim. Şöyle açayım gözüksün. Şimdi bu resmimizin yönünü ters çevireceğim ben. İmaj menüsünden İmaj Rotation sekmesinden Flip Canvas Horizontal diyoruz. Resmimizin yönü değişiyor. Onu değiştirdikten sonra da yine farenin sol tuşuyla basılı tutarak diğer resmimizin üzerine bırakıyoruz. Şu anda benim burada bir tane İstanbul manzarası, iki tane de bayan resmi mevcut. Şu katmanımda sadece bayan. Zaten bunu diğer tarafa aldığımız için kaldırıyorum. Şu anda tek pencere olarak, panel olarak karşımızda. Şimdi resimler çok büyük olduğu için bakın sadece bir kısmı geldi. Ben bunu şu iki resmimizi seçiyorum. Ctrl T tuşuna basıyorum. Bu oluşan çizgi bizim resmimizin büyüklüğü. Yani alttaki resmin büyüklüğü bu. Üstteki bayan resimlerinin büyüklüğü de bu. Ben bunu daha önce de bahsettiğim gibi Shift tuşuna basılı tutarak oranlı bir şekilde faremin sol tuşuna da basarak sürükleyip şöyle küçültüyorum. Evet. Movie Tool'a basıyorum. Gelen ekrana Apply diyorum. Şu anda resmim burada. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ben arka plana özellikle yeşil seçtim. Çünkü neden? Bizim zaman kaybı olmasın, kesimimiz kolay olsun. Daha sonraki anlatımlarımda hangi araçlarla ne tür kesimler yapabiliyoruz onları göstermeye çalışacağım. En pratik olanını şu anda uygulayacağız. Çünkü arka plan resmimiz de çok net olduğu için pek sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi iki tane bayanımız var. Bayan bir de fotoğraf iki tabi bu arada. Şu kısımdan Magic Eraser Tool diyor arkadaşlar. Biz bunu seçiyoruz. Resmimize tıkladığımız an yeşil gördüğü her yeri silecek. Evet. Şimdi ince detaylar, birkaç tane ufak tefek yerler kalabilir. Onu da biz elimizde silebiliriz. Evet şöyle. Şimdi bu fotoğrafı aşağıya alıyorum. Şöyle aşağıya alalım. Biraz büyütebiliriz. Ctrl T ile yine büyütüyorum biraz.
Evet. İkinci resmimiz yine aynı şekilde o katmana geliyorum. Hangi katmanda isek orada çalışıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Şu gözlerin açık olması lazım. Çünkü gözler fotoğraflarımızı kapatıyor ve hangi katmanda isek işlemi o katmanda yapıyoruz. Şimdi yine ben bu katmandayım. Bu bayanın olduğu yerdeyim. Şimdi bu katmanları anlatmışken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada 3 tane katmanımız var. Baktığımız zaman şöyle arka plan, sol tarafta bayan, sağ tarafta bayan gözüküyor. Fakat bizim layer panelinde 50 tane, 100 tane fotoğrafımız olduğunu düşünürsek hangi fotoğraf hangi katmanda onu bilmemiz pek mümkün değil. Yani tek tek bakmamız lazım. O da çok zahmetli bir iş. Biz bunu nasıl kolaylıkla yapabiliriz? Fotoğrafımızın üzerine gelip farenin sağ tuşuna tek tık yaptığımızda bakın şu anda layer 2 bu fotoğrafımız, layer 0 da arka plan. Yani bu tıkladığım kısımda farenin imlecinin olduğu yerde kaç tane resim varsa onu bize gösteriyor. Şimdi ben layer 0'ı seçtiğim an sağ panelde background arka planın aktif olduğunu göreceksiniz. Evet şu anda aktifleşti. Ben tekrar sağ tıklıyorum faremle. Layer 2 dediğim zaman yine bu bayanın aktif olduğunu göreceksiniz. Şu anda bu katmanımız aktif. Yine ben onu siliyorum. Aynı şekilde kolaylık olsun şöyle bize. Evet. Şu kalan kısımları da diğer silgi aracımızla silebiliriz arkadaşlar. Şunları şöyle. Şöyle büyütüp. Tamam. Yani çok da önemli değil o ya. Düzgün kesilmesi. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Burada şimdi bu bayanın şu kısmından ben bir kopya alıp şimdi bayanı şöyle orta kısmı alalım. Arkadaşlar orada bir şey göstereceğim. Şu kısımda elips merguç tool diyor. Biz buna tıklıyoruz. Onu seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman şu kısımda feather değeri var arkadaşlar. Biz bunu yumuşaklık değeri biraz sonra göreceğiz. 60 diyorum ben bunu. Daha sonra şöyle faremin de sol tuşuna basılı tutarak şöyle seçiyorum. Resim boyutuyla ilgili sıkıntı var yanılmıyorsam. O ondan dolayı olmadı. Şöyle seçelim. Yine olmadı. Biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi oldu. Şimdi biz bunu seçtikten sonra bakın şu çevresi yanıp sönen bir çizgimiz var. Burası seçiliyken ben Ctrl C diyorum. Yani kopyalıyorum. Kopyaladım. Ctrl V diyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Bunu dediğim zaman Layer 2'nin üzerine bir tane kopya atacak arkadaşlar. Ctrl V diyorum. Evet. Şu anda Layer 3 olarak buraya bir tane kopyasını attı. Ben Layer 2'mizi kapatıyorum. Şimdi böyle bir kızımız bu taraftan bakıyor. Şöyle bunu da yukarıya doğru alıyorum. Bu resim boyutuyla alakalı olduğu için aslında ben sadece şu kısmı almayı düşünmüştüm. Resim boyutu küçük olduğu için şeyde küçük yapmamız gerekti. Elips aracını küçük yapmamız gerekti. Şimdi bu katman seçili yine. Ben burada opacity değerlerini şöyle küçültüyorum. Hatta bu resmimizi biraz büyütebiliriz. Ctrl T ile yine şöyle de büyütebiliriz. Yani bunu değişik versiyonlarını arkadaşlar uygulayabiliriz. İşte göz kısmını alabiliriz veya komplesini yine arka planda aynı şekilde efektler vererek değişiklikler yaparak fotoğraflarımıza güzellikler katabiliriz.
Fotoğrafımızı bu şekilde yaptıktan sonra farklı uygulamalarda yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin şu kısımda fotoğrafımız seçiliyken katmanı, şu kısımda bakın normal yazıyor. Ben bunu şöyle aşağı doğru açılır, pencere açılıyor. Darken diyorum. Burada fotoğraftaki değişimleri görüyorsunuz. Alttaki ok işaretine doğru ben tıklıyorum klavyemden. Bakın şu şekilde fotoğrafımızda değişik görüntüler oluşturabiliyoruz. Hangisi bizim hoşumuza giderse, mesela bu daha güzel oldu diye düşünüyorum, bu kalabilir. Fotoğraf düzenleme ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abonem olursanız, beğeni butonuna tıklarsanız memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum.